Küt diye geldim, buradayım. Geçen hafta programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Bu hafta yine eğleneceğiz, güleceğiz, güldüreceğiz, yine reklamlara gideceğiz, gerçek olaylardan bahsedeceğiz ve hep birlikte tekrar düşüneceğiz, düşüneceğiz ve reklamları izleyeceğiz. Düşünsenize, ben çok düşündüm. Örneğin mesleki dillerin gerçek hayatımıza girdiğini. Doktor eşine sesleniyor. Hayatım, bu akşam bütün iyi hislerimi sana penetre etmek istiyorum. Karısı cevap veriyor. Ne kadar iyi olurdu. Zaten genius plus hormonumun buna da çok ihtiyacı var. Ya da bir televizyoncu. Bu akşam reytinglerini tavana vurduracağım. Kadın cevap veriyor. Aşkım. Hep böyle söylüyorsun. Darişleri bile yakalayamadan zap yapıyorsun. Ya da bir reklamcı. Çok güzel bir senaryom var. Bu akşam sana anlatacağım. Tamam, okey, hay hay. Önce senaryonu göster. Storyboard'u görelim. Saniyelerini hesaplayalım. Bakalım bu kampanya bana uyar mı? Bazen de öyle bir durum oluyor ki ne mesleki dil, ne başka bir dil, ne ana dilimiz. Sadece içgüdülerimiz ve kendi beden dilimizle hareket ediyoruz. Bu da nasıl oluyor? Bir bayan gördüğümüz zaman her şeyi unutuyoruz. Yalan mı? Şimdi bana kızmayın yani. Hakikaten her şeyi unutuyoruz. Ve ne yapıyoruz? Hiç düşünmeden peşinden gidiyoruz. Ama aklımızın bir şeyi başımıza getirmesi lazım. O da ne? Bir bardak su. Yanımıza bir bardak su taşımalıyız. Neden mi? İzleyelim. Son zamanlarda televizyonlarda oynayan bir reklam var ve bu reklamda ünlü Hülya Avşar, çok seviyoruz hepimiz, bir kelime söylüyor. Diyor ki, aceleyle unuttum. Yani aceleyle unuttum. Yani unutmak için acele ettim anlamına gelmiyor mu? Ben mi yanlış anlıyorum? Acaba şöyle değil midir o? Acele etmekten dolayı unuttum. Merci, merci canım, merci. Küt diye gidiyorum. Yanımızda da Türkiye'nin ünlü moda fotoğrafçılarından Serdar Önal. Bizim o kadar hızlı çalışılıyor ki bazı durumlarda gece yarısı fon boyadığımız, prodüksiyon yaptığımız işler oluyor. Ve Şenol Altun var. Kızlar çok iyi geliyorlar ve orada bir kişinin fotoğrafına bakacakken altı kişinin fotoğrafına bakıp gidiyorlar. O da diyor ki kardeşim abi demek bu daha iyi. Ses kısmı şansı oluyor. İşte... Küt! 8'li 9'lu yaşlarımıza geri dönelim. Kendi kuşağımızdaki oyunları düşünelim. Neler vardı? Yakar top, körebe, kutu kutu pense. Benim en takıldığım oyun kutu kutu penseydi. Kutu kutu pense elmayı yerse, arkadaşım bilmem ne, bilmem neye yerse. Arkamıza sırtımıza vururlar. Çok anlamsız bir oyundu. Hatta kelimeleri de çok anlamsız. Kutu kutu pense. Ya kutu kutu pense nedir? Niye çocuk yaşımızda kafamızı saçma sapan oyunlarla dolduruyorsunuz? Elmayı yerse, niye kutudaki pense benim elmamı yesin? Bu oyunlar içinde yine de bana en anlamlı gelen saklambaçtı. Neden mi? Çünkü kız arkadaşımla beraber saklanıyordu. Oysa şimdi...
bilgisayar çağı. Oyunlar mekanik. Her şey mekanik. Ama mekanik aletler saklambaç oynamaya başladı. Buyurun seyredelim. 1, 2, 3, 4 32, 33, 34 172, 73, 76 100 Küt devam ediyor. Nereye gidiyoruz? Reklamcılığın ilk adımı. Yani reklam hesap kitap işidir. İşte kitap, işte hesap. Eğer hesap kitabımızı iyi yapamazsak reklam da yapamayız. Küçücük bir tekstil firmasının bile kataloğa ihtiyacı vardır. Bu ne demektir? İlk basamak fotoğrafçılar, yani reklam fotoğrafçıları. Bu nedenle PPR adlı reklam menajer şirketine gittik ve hep birlikte röportajlar yaptık. Seyredelim. Küt diye geldim, buradayım. Bu hafta da reklamın olmazsa olmazlarından bir tanesini inceleyeceğiz. Bu da fotoğrafçılık, reklam fotoğrafçılığı, moda fotoğrafçılığı. Yanımızda da Türkiye'nin ünlü moda fotoğrafçılarından Serdar Önal ve Şenol Altun var. Ben hemen soruma geçmek istiyorum. Biz ajans olarak size geldik, briefimizi verdik ve istediğimiz olayları anlattık. İlk önce şunu soracağım, bizim ne kadar süre önce gelmemiz lazım? Aslında tabii ki bizim işlerde çok hız gerekiyor. Bazen bazı durumlarda 2 gün önce, 1 gün öncesinde olabiliyor. Ama aslında tabii ki bir kreatif bir şey yaparken bize daha çok, örneğin 1 hafta 10 gün gibi bir süre çok daha hazırlanmak için gerekli bir zaman. Fakat bizim o kadar hızlı çalışılıyor ki bazı durumlarda gece yarısı fon boyadığımız, prodüksiyon yaptığımız işler oluyor ve reklam sektöründe reklam kısmıyla da görüşürsünüz ajanslarla da. Onlar da bazen bütçe onaylarının çok geç onaylandığını ve bize çekim için çok az süre kaldığını ve hazırlanma süresi kaldığını görüyoruz zaten. Onun için bizim normalde prodüksiyonla ilgili, fotoğraf prodüksiyonla ilgili inanılmaz hızlı çalışmak gerekiyor. Genelde bazen bize 1 gün kaldığı oluyor. Bize gelen mailler arasında merak edilen konu şu. Diyorlar ki mesela fotoğrafın firmaya göre imajını kim belirliyor? Ve bundan sonraki aşamalar sizin için fotoğrafçı olarak nasıl gelişiyor? Normal şartlarda bizim müşterilerimiz 2 kısımdan oluşuyor. Aslında asıl büyük müşteri kesimimiz ajanslar. Ajanslarda muhakkak bir kreatif direktör ve art direktör oluyor. Siz çoğu zaman fotoğrafçı olarak buna yalnızca destek oluyorsunuz. Bu bizi aslında rahatlatan bölüm. Çünkü o zaman çerçevelerinizi biliyorsunuz, sınırları biliyorsunuz. Ama bazı durumlarda daha küçük ölçekli firmalar bize bazı durumlarda direkt başvuruyor. Bu durumda biz ya dışarıdan freelance bir art direktör veya kreatif direktörden hizmet alıyoruz ya da biz kendi örneğin moda fotoğrafı için bir kendi hayata bakışımızı sunuyoruz ve şu andaki güncel olan modayı zaten takip ediyoruz ve biz bunları müşteriye sunuyoruz. Yani sonuçta biz aynı zamanda aslında bazı durumlarda küçük firmalarda art direktör veya kreatif direktör olmak durumunda kalıyoruz. Onu söyleyeyim. PPR diye bir kuruluş Türkiye'de ilk defa bir fotoğrafçıları bir araya getiren, bu dünyada aslında hakikaten Avrupa ülkelerinde olan bir durum. Prodüksiyon şirketi ama fotoğraf için prodüksiyon şirketi. Bunun aslında artı bir düzeltmek istiyorum. Tamamen yanlış tabii bir tanımlama oldu bu. Aslında burası bir prodüksiyon şirketi değil. Normalde burası yalnızca bir reprezentör şirket. Yani şu belki birazcık daha temsil etmeye dayanan, yani bir çeşit menajer gibi düşünün ama bizi temsil eden reprezentör şirket. Bu bize ne getiriyor fotoğrafçıya? Biz gereksiz örneğin bir müşteriyle veya bir ajansla fiyat konuşmalarına girmiyoruz. Bizim ön toplantılarımız yapılıyor, bizim tanıtımlarımız, bizimle ilgili muhasebe kayıtları, her türlü şeyin hizmetini burası bizim adımıza veriyor. Yani bu firmanın kuruluş amacı fotoğrafçıya hizmet etmek. Çok. Ama bazı durumlarda bizim bir yan kuruluş olarak prodüksiyona da yardım edebiliyorlar. Ama sonuçta buranın tek kuruluş amacı fotoğraf sanatçılarına hizmet vermek. Şenol Bey, merhaba. Sizin PPR hakkındaki görüşleriniz? Benim PPR hakkında görüşüm, ben daha önce freelance çalışan biriydim. Herkes freelance çalışıyordu.
Serdar'ın başka bir şirketi vardı ama benim kişisel olarak kendi müşterilerim vardı. İnsanlar bana geliyorlardı. Ve ben şunu yapıyordum. Ben işine her şeyle uğraşıyordum. Ta ki marangozuna kadar, bilmem işte ne bileyim, işte inşaatına kadar, inşaat varsa işin içinde, başka prodüksiyonlar varsa onlarla uğraşıyordum. Şimdi artık onlarla uğraşmıyorum. Aslında benim istediğim şey de buydu. Çünkü ben sadece fotoğrafla uğraşmak istiyorum. Fotoğraf kısmıyla uğraşmak istiyorum. PPR'ın bana en büyük sağladığı şeylerden bir tanesi buydu. Zaten kuruluşun aşamasında zaten toplantılarımızda zaten dile getiriyorduk. Diyorduk ki işte ne olsun, şirketimiz olsun, şirket bunu yapsın, işte bizim yükümüz ortadan kaldırılsın, sadece bir fotoğraf kısmını düşünelim, fotoğraf tasarımını düşünelim derken böyle bir şey kuruldu ve bence de ilk başta korktuk, böyle bir şey kuruyoruz, insanlar acaba ne diyecek diye. Ama baktık ki bence çok olumlu bir pozisyon oldu. İnsanlar daha güvenli buldular çünkü geliyorlar ve burada bir kişinin bukuna bakacakken 6 kişinin bukuna bakıp gidiyorlar. O da diyor ki kardeşim ha demek bu daha iyi bir şey. Mesela seçme şansı oluyor. Müşteri için aslında çok büyük bir avantaj bu. Kesinlikle. Yani bizim için de çok büyük bir avantaj çünkü zaten arkadaşlarımız hepsi. Yani bizde hani böyle ayrı gayrı bir şey yok. Herkes evet. Kardeş gibi. Ve böyle bir ilişkimiz var. Burada hani benim işim Serdar'a gitmiş, onunki bana gelmiş, benim de sana gitmiş falan bir derdimiz yok. Önemli olan burada sistem biliyorsun. Müşteri buraya alışsın. Çünkü burada güven kazansın. Zaten burada o güven var. Yani bunu sonuna kadar destekleyebilirim ben, söyleyebilirim. Böyle bir sistem var burada. Yani PPR bir de bizim için... firmanın karşısında da bir şirket var yani. Tabii. Bir kurum var. Tabii, bir kurum var. Kurum var. Çünkü bir yani yatsıyamayacağı bir kurum var. Yani geldiğinde öyle diyemez yani. Orada saygı var çünkü insanların, buradaki insanların ona göre saygısı var. Ona göre ilişki mantığı var. Hatta ona şunu yapabilir, başka bir yerde bulamayacağı seçenekleri sunabilecek bir mantık var burada. Küt diye böldüm. Tekrar devam edeceğiz PPR'la görüşmeleri. Ancak şimdi size gerçek bir olay anlatmak istiyorum. Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde bir hastanede 311 numaralı odada her cuma bir X vakası, yani ölüm vakasıyla karşılaşılıyor. Araştırıyorlar. Bu ölümün neden olduğunu bir türlü bulamıyorlar. Mikrobiyoloji uzmanları geliyor. Bütün bilim adamları geliyor. Yok kardeşim, 311 numaralı odada her cuma birileri defat ediyor. Artık bilim adamları bile bilim karşısında çaresiz kalıyor ve artık yapacakları bir şey olmadığını düşünürlerken bu arada cuma günü hala vefatlar devam ediyor. En sonunda bir tanesi diyor ki ben buldum diyor, bir kamera yerleştirelim. Odanın içine bir video kamera yerleştiriyorlar. Bir hafta boyunca izlemeye alıyorlar ve cuma günü oluyor. Bir tane temizlik işçisi ya ilanlar, pardon bu Türkiye'de olur. Güney Afrika ya. Geliyor, içeriye giriyor, yerleri süpürmek için fişi eline alıyor. Amanın! Solunum cihazının fişini çıkartıyor, kendi süpürgesinin fişini takıyor. Adam orada kıvranmaya başlıyor. Daha sonra adamcağız yenken yerleri süpürüyor. Daha sonra tekrar kendi süpürge fişini çıkartıp solunum cihazını takıyor. Ve işini bitirmiş olmanın rahatlığıyla yenken çıkıyor gidiyor. Gözünü yiyin bizim SSK hastanelerine. Bizde hiç böyle şeyler olmuyor. Küp diye geldim tekrar, Hasan Hüseyin'le geldim. Türkiye'nin önemli fotoğrafçılarından bir tanesi olan Hasan Hüseyin'le ve beraber de çok işler yaptık. Evet, gençliğimizde. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Bugünkü konumuz...